Konya'da işe giderken yüzüne kimyasal madde atılan kadının haberini geçen hafta ekrana taşımıştık. Saldırgan genç kadının eski sevgilisi çıktı. Dahası var. Yüzünü gizlediği için saldırganın kimliği uzun süre tespit edilememişti. Şüphe çekmemek için kurbanını hastanede ziyaret ettiği, geçmiş olsun dediği ortaya çıktı. Ama yüzümün yanları bildiğim o bahane koydum öyle. Yüzünü montunun kapüşonuyla kamufle etti. Genç kadının yüzüne kimyasal madde atıp kaçtı. Allah razı olsun ki gelmiyorsa. Konya'daki saldırının hedefinde 25 yaşındaki güvenlik görevlisi Rukiye Keskin vardı. Gözlerinde kimyasal yanık meydana geldi. Kör olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldı. Ben de panikledim. Yüzündeki tozu görünce ben de korktum. Ben de var ya tam toz mu vardı? Tam içeri girmiyor. Girmez olay gibi. Nasıl toz vardı? Bilmiyorum. Yüzümden kan çıkıyordu. Bir daha görüp görmeyeceği atılan maddeye bağlıydı. O maddeyi söyleyecek olansa saldırganın ta kendisiydi. Polis ekipleri çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi ve saldırgana ulaştı. Zanlı güvenlik görevlisinin eski erkek arkadaşı çıktı. Faruk Karataş kendisinden bir ay önce ayrılan genç kadına kıskandığı için zarar vermek istediğini anlattı. Bir şey söyleyecek misiniz? Neden yaptınız? Güvenlik kameralarından kimliği belirlenmesin diye sakat rolü yapmış, hatta o gün giydiği her şeyi yakmıştı. Yüzüne tuz ruhu attığı eski sevgilisini hastanede ziyaret etmeyi de ihmal etmedi ama polisten kaçamadı. Kasten yaralama suçundan tutuklandı.